en gözde ilçelerinden biri olan Kuşadası'ndayız. Ve ilk olarak da Güvercin Adası'nda bulunan kaleyi ziyaret etmeyi amaçladık. Çünkü buranın manzarası gerçekten Kuşadası'nın en iyisi diyebileceğimiz bir manzaraya sahip. Bugün de gayet esiyor, rüzgarlı, serin bir hava. Gezme havası var. Hatta neredeyse uçuracak bize ama gayet güzel, sıcaktan iyidir burayı gezmek için, özellikle gündüz vakitlerinde. Bu kale Kuşadası için önemli bir kale. İlk olarak Barbaros Hayreti'nin tarafından yapılmış. Buradaki limanı koruma amacıyla. Etrafındaki burçlarsa Yunanistan'ı Osmanlı'dan koparan, yani bizden kopartan Mora ayaklanması sırasında bu kaleyi yine koruma amacıyla yapılmış burçlar. Yani yüzyıllardır Kuşadası önemli bir liman Anadolu için. Şimdi de çok önemli. Bu seneye kadar, yani bu korona senesine kadar binlerce turist getiren cruiserlar geliyordu buraya. Neredeyse her gün yeni bir tane cruiser geliyordu. Önemli bir katkı sağlıyordu tabii Kuşadası'nın ekonomisine. Ama bu sene yoklar. Ama bir güzelliği, biraz daha rahat gezebiliyoruz buraları. Bize aitmiş gibi tamamen. Ama yine de tabii onları bekliyoruz. Bu kalenin içinde ise sizi bir sürpriz bekliyor. Çünkü içeride çok da burada görmeye alışık olmadığınız bir balık türü var. Dev bir fin balinası sergileniyor. Eğer görmek isterseniz içeriye girip balinayı da görebiliyorsunuz. Bu Türkiye'de görülen 3. fin balinası iskeletiymiş. 1998 yılında Kuşadası kıyılarına vurmuş. Bunu bulduklarında zaten 2 aydır ölü olduğu anlaşılmış balığın. Ama tabii ki bunu gördüklerine çok şaşırmışlar. Bu da nadir olarak görülen bir türmüş. Bu arada 8 aylık, daha bebek bir balina sanki. Evet, ama 14 metre boyunda. Daha sonra bir süre daha olduğu yerde bırakıp etinin kemiklerinden ayrılmasını bekleyip sergilenmek üzere hazırlamışlar. Ve eğer görmek isterseniz Güvercin Adası'nda gelip görebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Yani. Burası Türkiye'nin ilk tatil beldelerinden bir tanesi. 80'lerin sonunda 90'ların başında bayağı bir popüler bir yermiş. Sana için evet. 10 liraya bakacağım. Buraya gelirseniz size kendinizi çok iyi hissettiriyorlar. Prenses falan diyor ki, yakışıklı gel bir fal bakayım prenses falan diyor. Böyle bayağı bir... Hakikaten sağ olun. Evet, 80'lerin sonunda 90'ların başında burası bayağı bir patlama yaşamış. Hatta ülkeye döviz getirisi olarak İstanbul'dan sonra ikinci Kuşadası falanmış, yani o derece bir turist akını yaşıyormuş. Ama zamanla evet, maalesef işte söylentilere göre gerek esnafın tavırları, gerekse işte Kuşadası'nın biraz betonlaşmaya başlaması o eski turist kitlesini de yok etmiş. Gelenlerin de en çok ziyaret ettiği yerler bu bölgede Efes ve Şirince. Gelirseniz mutlaka oraları kaçırmayın. Onlar görülmesi gereken yerler. Zaten turistlerin de Kuşadası'na gelme sebebi aslında Meryem Ana ve Efes'i ziyaret etmek gibi bir şey. Oraya gelince hadi bir de buraya uğrayalım şeklinde. Bir de buraya geliyorlarmış. Gördüğünüz gibi Kuşadası'ndaki manzaralar harika. Aslında doğa ve deniz de çok güzel. Yani deniz adeta cam gibiydi bugün girdiğimiz yerde. Ama maalesef çok yüzmeye elverişli olduğunu biz düşünmedik. Zaten çok fazla koy yok. Hani yüzülebilen birkaç nokta var burada. Deniz ise çok fazla taşlıklı ve yosunlu. Yani o yüzden hani yüzmek için çok iyi bir seçenek olmayabilir ama yine suyu gerçekten çok güzel. Biz Kuşadası'nı hala çok sevenlerdeniz. Ama burası artık bir tatil beldesi değil de daha çok denizi olan bir şehir gibi açıkçası. Bir sürü kafe, AVM, yani aklınıza ne gelirse bir şehirde, evet, bolca bina hepsinden var. Hem tatil yapayım hem de biraz alışveriş yapayım diyorsanız Kuşadası iyi bir seçenek olabilir.